Filmiyorum, filmiyorsun, filmiyoruz. Dune sever misiniz dostlar? Bu videoyu tıklayırsanız cevap yüksek ihtimalle evettir. Carberton yazdığı bu ikonik kitap sadece bilim kurgu dünyasında değil fakat aynı zamanda edebiyat mecrasının mihenk taşlarından biri. Din, ekoloji, sosyoloji gibi ağır ve zamansız konuları nüanslı bir şekilde işleyen bu kitap sayısız devam hikayesini doğurdu. Kendine yıllarca bağlı kült bir kitle oluşturdu ve ana akım hikayeleri sonsuza kadar değiştirdi. Dune çıktığı zamandan beri Hollywood'un merceği altındaydı ve günümüze kadar bir sürü uyarlaması çıktı. O kitap o kadar sıkıntılı uyarlama süreçlerinden geçti ki çoğu film kritiği ve kitap okurları için Dune uyarlanamaz bir kitap olarak zihinlere kazındı. David Lynch'in 1983'te çıkan Dune adaptasyonu başlı başına kendine ait bir video ister, onu da bir gün belki yaparız. Ama bugün başka bir tanesini konuşacağız. Sanata bakış açısı kaçık denecek seviyede olan manyak bir yönetmenin elinden çıkmaya çalışan ama binlerce etken yüzünden bir sahnesi bile çekilemeden iptal olan Dune filmini konuşacağız. Sinema severlerin üstüne speküle ettiği ve çoğunluğun asla çekilememiş en büyük film diye nitelendirdiği Alejandro Jodorowsky'nin Dune uyarlamasına derin emesle atılacağız. Alejandro's Dune could have been made. It would have been bigger than 2001. It was built up to be the greatest achievement in science fiction, and it just evaporated into a billion small black pieces of space. Birinci bölüm. Delirtmeyi seven yönetmen. Bu film ve hikayesini anlayabilmemiz için önce hepsinin arkasındaki zihni anlamalıyız. O yüzden biraz eskiye gidelim ve Alejandro Jodorowsky ile tanışalım. Alejandro Jodorowsky, Meksika doğumlu bir sanatçı ve lise yıllarından üniversiteye kadar yüzü aşkın tiyatro oyunu yazıp yönetmiş, bir sürü şarkı bestelemiş ve şiirler yazmış bir adam. Bunların içinde orijinal içerikler ve Shakespeare'in modern uyarlamaları gibi hikayeler olsa da Jodorowsky'nin sanata olan bakış açısı aslında ilk bu zamanlarında kendini belli etmeye başlamıştı. Jodorowsky'ye göre hayatın amacı bir ruha sahip olmaktı ve sanat ona göre bir insanın kendi ruhunu bulabileceği en gerçek yoldu. Bu yüzden ele aldığı konular, hikayeleri ve tarzı her zaman alışılagelmişin dışındaydı. Sürrealdi, tuhaftı, beklenmedik. Sinemayla 30'lu yaşlarına kadar ilgilenmese de yeterince tecrübe elde edince film çekeceğini biliyordu. Ve öyle de oldu. Alejandro 1969'da ilk filmi Fonda Yiğillisi çekti fakat bu film daha ilk seferden Alejandro'nun sıkıntılı film yapım süreçlerinin tohumlarını attı diyebiliriz. Zaten felçli sevgilisiyle mitik bir şehri arayan bir adamın anlattığı filmin ton ve tarz olarak garipti. Film o sene festivallerde gösterime girse de Fransa ve Meksika gibi ülkelerde yasaklandı ve Fando Yiğilis böylece biraz olsun tarihe gömüldü. Fakat bu ilk başarısız girişim sanat aşkıyla yanıp tutuşan Alejandro'yu yıldırmayacaktı. Sonraki filmi daha aksiyonlu ve tempolu bir western oldu ve El Topo parasal bir başarı elde etmese de kritiklerin hoşuna gitti ve Alejandro'nun ilk esas büyük başarısına öncülük etmiş oldu. The Holy Mountain. Holy Mountain, Alejandro'nun ilk filminin yankılarını taşıyan dini ve sürreal bir maceraydı ve tarz olarak o zamanki hiçbir şeye benzemiyordu dostlar. Kritiklerden de hayranlardan da çok büyük destek toparlayan Jodorowsky, o zamanlarda sinemayı kasıp kavuran James Bond serisinin gişe başarısını hemen arkasından takip edecek kadar iyi bir başarı elde etmişti. Alejandro Jodorowsky, yavaşça insanların takip ettiği bir isme dönüştü. Bu çılgın yönetmen kendi tabiriyle filmlerinde insanların bilinçaltına hitap etmeyi seviyordu ve onları delirtmek istiyordu. Kendisine göre biraz delilik olmadan sanat yapılamazdı. Bu özel bakış açısı ve başarısı hem prodüktörlerin hem de Jodorowsky'nin hevesini katlamıştı. 1974 senesinde hem yakın dostu hem de diğer filmlerinde prodüktörü olan Michael Sydow, Alejandro'yu aradı ve sıradaki filminin ne olursa olsun onu desteklemek istediğini söyledi ve büyük bir merakla şimdine çekmek istediğini sordu. O sırada Jodorowsky'nin aklında tek bir proje vardı. İkinci bölüm, bir Dune adaptasyonu çekmek. Jodorowsky, Frank Herbert'ın o sırada dünyaca ünlü hale gelmiş bilim kurgu epiği olan Dune'u çekmek istiyordu. Kendisi hazırdı, yılların tecrübesi onu bu proje için hazırlamıştı ve bu muazzam hikayeyi büyük ekrana taşımak için heyecanlıydı. For me, Dune will be the coming of a god, artistical, cinematographical god. Sadece ufak bir tane problem vardı. Alejandro, Dune'u hiç okumamıştı. Hayır, hayır şaka değil. Cidden, bir sayfa bile okumamıştı. Dune'u yakın bir arkadaşından duymuştu ve onu o zaman bir anda bu kitabı çekmeye iten neydi tam bilinmez ama kendisini söylediğine göre bu kitap Hamlet veya Don Quixote da olabilirmiş. Sanırım dostunun ona anlattığı şeyler enteresan gelmiş çünkü hemen senaryo üstünde çalışmaya başladı. Merak etmeyin, bunu yapmaya başladığında kitabı okumaya da başlamıştı. Peki, kitabı bitirdi mi sizce? Devam edelim, bu soruya sonra dönelim. Jodorowsky'nin kendi söylediğine göre Dune'u özel kılan şey, okuyucu bu kadar derinlemesine kurulmuş bir dünyaya direkt bırakmasıydı ve elinden tutmamasıydı. Yani ilk kısımlarında ne olduğunu pek anlayamıyordunuz ve alışmanız zaman alıyordu. Bu hala günümüzde de geçerli olan bir şey. Dune, ağır temaları, yoğun dünya yapımı ile insanların içine girmesi zor bir dünya.
Jodorowsky buna bayılmıştı ve tüm cümlelerdeki ve betimlemelerdeki ruhani detayları açıklamaya çalışıyordu. Bu süreçte senaryosunu tamamladı. Şimdi kendi tabiriyle bu filmi çekmesine yardımcı olacak ruhani savaşçılara ihtiyacı vardı. Ama kendi vizyonunu öylece birine emanet edemezdi. Yetenekli ve kendi kafasındaki insanlara ihtiyacı vardı. Bir gün sabah kahvesiyle birlikte ajansının ona getirdiği çeşitli çizgi romanları okurken anlatım şekli ve çizim tarzı enteresan olan bir tanesi dikkatini çekti. Bu çizer Mobius isimli biriydi ve Jodorowsky çizgi romanlarını tek seferde okuduktan hemen sonra ajansını aramış ve bu adama ihtiyacı olduğunu söylemiş. O zamanlar tabii şu anki gibi değil. Birine bir iş için ulaşmak çok da meşakkatli ve uzun bir süre. Çizgi romanı yayınlayan yayın evini buldular ve Jodorowsky Mobius'un izini sürmek için yayın evinin yolunu tuttu. Tamamen şansına yayın evine gittiği ilk gün Mobius oradaydı. Gördüğü gibi yakasına yapıştı ve konuşmaları gerektiğini söyledi. Mobius ile oturdular ve Jodorowsky saatlerce ona kendi vizyonunu ve çekmek istediği Dune'u anlattı. Peki Mobius bu devasa, değişik ve psikodelik projeye ne dedi? Projeye bildiğiniz hasta ol. Bayıldı. Projeye hemen dahil olmak isteyen Mobius, Jodorowsky ile anlaştılar ve Paris'te bir kale tutup sabahtan akşama kadar tüm filmi storyboardladılar. İkili sabah 8.30'da kahvaltı edip hazırlanmaya başlıyor ve sabah 9'dan gece yarısına kadar çizim yapıp filmi hayal ediyorlar. Jodorowsky anlatıyor, Mobius ise hemen çiziyordu. Yaptıkları çizimler 3000 adeti geçti ve devasa bir koleksiyona dönüştü. Kostümler üstüne çalıştılar, uzay gemileri, karakterler, her kafa yapıları uyuşan iki dost. Birlikte birkaç hafta içinde tüm çizimlerin ve yazıların içinde Jodorowsky'nin Dune vizyonunu devasa bir kitaba dökmeye başardı. Şimdi ise görsel efektler için birilerine ihtiyaçları vardı ve Jodorowsky'nin vizyonu birinin daha ilgisini çekmişti. 2001 Space Odyssey'de çalışan Douglas Trumbull. Dostlar görsel efektler o zaman şu anki gibi değil. O zamanlar kalıcı ve zaman ötesine geçen kaliteli görsel efektler yapmak zor, hatta imkansıza yakın bir iş. O yüzden sinema tarihinin en büyük filmlerinden birine yardımcı olup ödüllere boğulmuş olan Trumbull, Jodorowsky ile birlikte çalışmak istediğini dile getirdiğinde şu an iki kişi olan ekibimiz koştura koştura Trumbull ile konuşmaya gittiler. Bu onlar için kaçınılmaz bir fırsattı. Bu adam bir dahiydi ve filmi başka bir boyuta taşıyacaktı. Tabi eğer Alejandro'luk yapmasaydı. Oturup birkaç saat film hakkında konuştuklarında Jodorowsky Trumbull'ın egosundan ve bilgisinden etkilense de ruhani yanının zayıf olduğunu düşündü ve filmi çekmek için doğru kişi olmadığı kanaatine vardı. Seninle bir peygamber hikayesi anlatamam dedi ve Mobius'u da alıp odadan çıktı. Alejandro Jodorowsky kendi isteğiyle insanlık tarihinin gördüğü en iyi görsel efektçilerden birini reddetmişti. Bu olaydan bir hafta sonra çalışmalarını beğendiği Dan O'Bannon ile buluştu ve söylentiye göre birlikte uyuşturucu madde alıp film hakkında konuştular. Jodorowsky'nin vizyonundan etkilenen O'Bannon filmde çalışmak istediğini söylediğinde adamımız demiş ki güzel, şimdi elinde ne var ne yok sat ve Paris'e taşın. Hayatın değişmek üzere. 3. bölüm. Hayat değiştiren proje. Artık vizyonunu gerçekleştirmek için en önemli iki parçaya sahip olan Jodorowsky'nin bir sonraki adımı oyuncularını ve ekibin diğer kısmını bulmaktı. Tabii ki kendinden beklendiği gibi absürt ve çılgın bir ekip kurdu. O zaman ünlülerinden olan Orson Welles, Rocklerden tanıdığımız Rudolph Lundgren gibi oyuncular asil Atreides'leri oynayacak iken düşmanları olan Baron Harkonnen için Mick Jagger'ı seçmişti. Daha var, dur. Paul Atreides rolü için çok düşündü ve tam olarak aradığı oyuncuyu bayağı yakınında buldu. Hem de bayağı yakınında. Kendi oğlunda. Brontes Jodorowsky o zamanlarda 12 yaşındaydı ve babası bir gün ona gelip demiş ki ''Oğlum sen Paul Muad'Dib olacaksın ama seni ruhani olarak hazırlamam lazım.'' Abi düşünsene böyle 12 yaşında çocuksun, tamam mı? Böyle öğlen yemeğinde ne var falan diye düşünüyorsun, pizza mı yapmışlar ne yapmışlar. En sevdiğim oyuncağım nerede diye dolanıyorsun ve babam bir anda gelip sana diyor ki milyon dolarlık bir film çekeceğiz ve başrolüne sen olacaksın oğlum, hazırlanma vakti. Jodorowsky otantikliğin korunması için oğlunu Duke Leto'nun Paul'u hazırladığı gibi hazırlaması gerektiğine inanıyordu. Ona dövüş eğitimi aldırdı, bıçaklar ve kılıçlarla nasıl dövüşeceğini öğretti, hatta ileri derecede cebir dersleri aldırıp sözde yaratıcılığını açıklığa kavuşturdu. Galaksinin imparatoru olan Shaddam için sıra dışı ve otoriter birine ihtiyacı vardı. Jodorowsky o kişiyi Salvador Dali'de bulmuştu. Evet. O Salvador Dali. Sanatına hayran olduğu Dali'yi sıklıkla sıkıştırıp ikna etmeye çalışan Jodorowsky her seferinde başarısız oluyordu ama pes etmemeye kararlıydı. Yapımcılar Dali'nin istediği yüksek miktar paraları ve inadına göz önüne alınca Jodorowsky'ye bu işin imkansız olduğunu ve vazgeçmesi gerektiğini söylediler. Fakat Alejandro ısrarcıydı. Ona göre bu imparatoru Salvador Dali'den başka kimse oynayamazdı. Bir gün New York'ta buluştuklarında sonunda Dali'yi ikna etti ve dakikası başına 100 bin dolar almak şartıyla İmparator Shaddam'ı oynaması için anlaştılar. 83 Lynch uyarlamasını izleyenler müziklerin o zaman en büyük gruplarından olan Toto tarafından yapıldığını bilir. Hani Afrika Toto. O zamanlar bu Hollywood için son derece normaldi ve Jodorowsky de böyle bir yolu izlemek istiyordu ve tabii ki de gittiği, anlaştığı isim Pink Floyd oldu. Evet, o Pink Floyd.
Grupla ilk tanıştığında bağıra çağıra filmi anlatan Jodorowsky, Floyd'u hemen ikna etmişti ve sadece normal bir soundtrack hazırlamak için değil, aynı zamanda yanında da sadece film için özel, devasa bir albüm hazırlamaya ikna etmişti ekibi. Ulan ne filmmiş ya, kime anlatsa anlatamam diyor. Böylece bu devasa yapım sinema dünyasını ve Jodorowsky'ye göre insanlığı değiştirmeye hazırdı. Artık çekimlere başlayabilirlerdi. Fakat işler Jodorowsky'nin beklediği gibi gitmedi. 4. bölüm. Kendi büyüklüğü altında çökmek. Jodorowsky ve ekibi bu filmi çekmek için hazır da hazır olmalarına ama ortada birkaç tane çok ciddi problem vardı. Bunlardan ilki tabii ki de bütçeydi. Dune için prodüktörün total toplayabildiği para 10 milyona ulaşmıştı ama en az 5 milyon daha gerekiyordu. Bunun için son bir devin kapısını çaldılar. Walt Disney. Disney ile görüşmeler aslında oldukça olumlu gitti. Fakat Disney filmi beğense de bunun o zamanki seyircilerde bir yankı bulamayacağından korktu. O zamanlarda da ve bir nevi şu anda bu kadar büyük bir projeye para vermeleri için yapımcıların bunu genelde bir ya da birden fazla büyük ve ünlü içeriye böyle benzetmesi önemli oluyor. Projeyi sunduğunuz zaman bunun demeniz lazımdı ki bu Peter Pan'la atıyorum Game of Thrones'un karışımı gibi. İki tane başarılı işin toplamı daha başarılı olur diye düşünüp para veriyorlardı. Jodorowsky'nin Dune'u gibi sürreal, yer yer tuhaf, yetişkin ve ruhani bir film o zamanlarda kimsenin cesaret edemeyeceği tipti. Disney'in Jodorowsky ve O'Brien'in kitabını her gördüklerinde söylediği cümle şuna benzer bir şeydi. Fikir süper, teknik sıkıntıları da halletmişsiniz. İyi kurgulanmış, her şey hazır gibi. Fakat biz yönetmeninizi anlayamıyoruz. Evet, aynen öyle. They are not qualified to judge this material. They're not designers or artists themselves. Most of those guys are accountants or money men. They want to know what the bottom line is. Konuştukları kişiler Jodorowsky gibi sanat yüzünden ruhunu bulmaya çalışanlar değildi. Muhasebeciler de ticaretle uğraşıyorlardı ve ne kadar para yapardı önemli olan buydu onlar için. O yüzden bırakın Jodorowsky'nin Dune vizyonunu anlamayı, daha yönetmenin kendisini anlayamadılar. Aynı zamanda filmi sinemalarda gösterime sokabilmek için 1,5 saat olmasını istiyorlar. Peki sizce 3000'in üstünde storyboard hazırlayan Jodorowsky filmin ne kadar sürede olmasını istiyordu dersiniz? En az 14, en fazla 20 saat. Günümüzde bu uzunluktaki hikayeler tabii ki de artık seriler üstünden mevcut. Netflix artık bunu son derece normalleştirdi. Dizilerin bir bölümü tradisyonel bir bölümlü anlatımdan daha çok devasa 10 saatlik filmler gibi artık. Fakat 1970'lerde böyle bir süreyi sinemada talep etmek imkansız. Yani doğal olarak sürede de anlaşamadılar. Storyboard'u çizen ve baş designer olarak filmin üstüne çalışması beklenen Dan O'Bannon bir gece Paris'te yaşayan eşini aradı. Ve telefonun ucunda tek bir cümle duyuldu. Her şey bitti. Ve böylece ansızın bir gece, geri kalan prodüktörlerin de çekilmesiyle Jodorowsky'nin Dune iptal oldu ve daha bir sahne bile çekilemeden, bir set bile inşa edilemeden tarihin tozlu sayfalarına karıştı. 5. bölüm. Sonra ne oldu? Sonra ne mi oldu? Jodorowsky toparladığı ekip bir bir dağılsa da hepsi bu hazırlık sürecinden ve Jodorowsky'nin zihninden aldıklarıyla kariyerlerine devam ettiler. Kostümcüsünden koreografisine, dizayn ekibinden özel efektine bu ekip 70'lerin ve 80'lerin en büyük filmlerinde yer aldılar. Bunların içinde Star Wars, Flash Gordon, Alien, Terminator gibi isimler de var. Dune kitabının film hakları da bir sene sonra satıldı ve projenin başına David Lynch getirildi. Lynch'in 83'teki filmi o zamanın izleyiciler için nostaljik bir hava verse de sıkıştırılmış hikaye, kitapla tutarsız ton ve zayıf bir senaryo yüzünden genel olarak kitap hayranları tarafından da başarısızlık olarak nitelendirildi. Jodorowsky filmi izleyip ne kadar kötü olduğunu fark ettiğinde mutluluktan ağladığını bile söylemiş. Jodorowsky'ye göre Hollywood onun fikirlerini ve ekibini çalıp kendisini dışlamıştı. Peki neden böyleydi? Gelin modern sinemanın en çok sevilen yönetmenlerinden olan Nicholas Winding'in bu konuda söyleyeceklerine bakalım. Kendisi kim mi? Hani şu Drive denen filmin yönetmeni. Evet, o Drive. Believe deep down that people did not do this film in America because they were afraid of him. They were afraid of his imagination, they were afraid of his mind, and they were afraid of what it was going to do to them. This system make of us slaves without dignity, without debt, a devil in our pocket, this incredible money, in the pocket, this money, this shit, this nothing, this paper who have nothing inside. Movies have heart, boom, have mind. Have power, have ambition. I wanted to do something like that. Why not? Alejandro Jodorowsky'nin Dune'u asla çekilemedi. Onun hayallerini süsleyen ve çekmek için gerekirse hayatını bile vermeye razı olduğu o film asla gün yüzünü bulamadı. Bu hiç şüphesiz sanata aşık olan Alejandro'yu derinden yaraladı. Bu filmi hayata geçirememesi yaralı ve yaşlı kalbinde yüksek ihtimalle ukde olarak kaldı.
Fakat Dune çekilemese de etkileri modern sinemaya ve dolaylı olarak da insanlığı fazlasıyla etkiledi. Bu kısmı belgeselden izleseniz daha iyi olur. Linkini açıklamaya bırakıyor olacağız. Fakat şöyle söyleyeyim. Modern sinemamızı olduğu hale getiren tüm ikonik filmler öyle ya da böyle Alejandro Jodorowsky'nin Dune'una çıkabiliyor. Öyle bir film yani. Jodorowsky Dune'u hayata geçiremese de bu tarz bir olay sanatla yine tutuşan bu ruhu durduramazdı. From this supposed failure come a lot of creation. In the life, thing come, you say yes. Thing go away, you say yes. We don't do Dune, yes. And then so what? Dune is in the world like a dream. But dream changed the world also. Kendisi elindeki tüm fikirleri alıp kendi bilim kurgu evrenini yarattı ve çizer dostu Mobius ile birlikte The Incal serisini yarattı. Bu çizgi romanlar hem bilim kurgu severler tarafından çokça beğenildi hem de film hakları da bundan kısa bir süre önce satıldı dostlar. Yani Dune sinemada büyük bir isme dönüştükçe Jodorowsky'nin eserinin de uyarlanmasını görebiliriz. Kim bilir? 6. bölüm. Sonuç. Peki daha önceden bir şey söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Dune kitabını asla okumadığı ile ilgili. Peki Jodorowsky Dune'u okudu mu? Senaryoyu yazarken bitirdi mi? Dostlar, cevap hayır. Hala okumamıştım. Kitabı yarılasa da Disney ile görüşmeler sırasında hala okumamakta ısrar ettiği söyleniyor. Zaten Jodorowsky'nin Dune'u çoğu açıdan Frank Herbert'in Dune'undan farklıydı. Spoiler vermemek için tabii ki de ayrıntılı bahsetmeyeceğiz ama özellikle de filmin sonu için çokça değişik fikirler vardı. Jodorowsky'ye göre sanat yapmak için ana içeriğe saygı duymak yanlıştı ve tabiri caiz ise çocuk yapar gibi saygısızlık edip kendi içeriğinizi çıkartmalıydınız. Bunun daha net bir cümlesi var kendi kurduğu, fakat onu burada dillendirmeye pek gerek yok sanırım. Ve işte böyle film yani. Bu konuyu ayrıntılı öğrenmek isteyenleri Directman 2012'de çıkan Jodorowsky'nin Dune isimli belgeseli alabiliriz. Orada tüm ayrıntılar mevcut. Bu video yayınlandığında Denis Villeneuve'ün Dune Part 2'sinin çıkmasına günler olacak. Hatta belki de çoktan çıkmış olur. Denis ve ekibi yüksek ihtimalle kitaba sadık kaldıkları muazzam ve enfes bir iş çıkardılar. Niye de filmi izlerken solucanların epik savaşlarında, politik çatışmalarda ve dini olayların ortasında izlediğiniz şeyin size kendini sunması için ne yollardan geçtiğini unutmayın dostlar. Abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aa, unutmayın. Filmiyorum. Filmiyorsun. Filmiyoruz. Görüşürüz. Dr. Sked, Brodin, Orange Juice, Ege Serin, Torku Doruk, İlkem Salsak. Unutmayın, filmiyorum, filmiyorsun, filmiyoruz.